Evet, özel üçgenler sorusu. Bakalım, dik bir duvarın A köşesinde, evet şu köşe, iki karınca bulunmaktadır, karıncalarımız. Bu karıncalardan biri duvarın AB kenarıyla 30 derecelik açı yapacak şekilde yürüyerek C noktasına, evet AB kenarıyla 30 derecelik bir açı yapacak şurada ve C kenarına doğru yürüyecek arkadaşlar, C noktasına doğru yürüyecek. Diğeri de 60 derecelik açı yapacak şekilde yürüyerek D noktasına varıyor. Şuraya varıyor nasıl? Şuradan 60 derecelik açı yaparak. Devam edelim. Son durumda karıncalar arasındaki uzaklık, yani şu CD arası 4 metre ise A ile D arasındaki uzaklık kaç metredir? Şu AD'yi sormakta bize. Yapalım. Açıları ve özel üçgenleri kullanacağız. Evet, ne demişti bize? AC arası 30, AD arası, pardon, AC doğrusu 30 derece, AD doğrusu ise 60 derecelik bir açıyla ilerlemekte. Yapalım. Burası 30 derece, tamamı 60 olduğuna göre burası da 30 derece. Şimdi burası 30, burası 30. Demek ki arkadaşlar burası kaç derecedir? 60, 90, burası da 30 derecedir. Şimdi burası 30, burası 30, şu ACD açısı ne olacaktır? 30, 30, 60. Demek ki burası da 120 derece olmak zorunda. Buraya da 120'yi yazdık. Bakın, DC uzunluğu 4 metre. CA uzunluğu da ikiz kenar olduğu için, ikisi de 30 derece olduğu için CA da 4 metreye eşit. Peki, 30, 30, 120 derece üçgenin özelliği neydi? 30 derecelik açılar karşısında x varsa, 120 derecelik açının karşısındaki kenar x kök 3 kadardır. Yani bunların her ikisi de 4 ise DA'nın uzunluğu 4 kök 3 olmak zorundadır ki zaten bize de AD uzunluğunu sorduğu için cevabımız 4 kök 3 olacaktır. Evet, devam edelim. Bu sorumuz da bu şekilde. Bir başka sorumuz, yine değişik bir soru. Yandaki 3 noktaları A ve D olan bir bitkinin durgun, yani OA, şu durgun haliymiş bitkinin ve rüzgarlı havadaki OD konumu verilmiş. Yani OA konumunda normal zamanda rüzgar geldiği zaman eğiliyor arkadaşlar ve OD konumuna kadar eğiyor. Bu hale varıyor. Devam edelim. OA diktir BC'ye, şu 90 dereceymiş. AB 3, BC 7, CD 2 birim, OB ise A birim. OB A birim. Bizden de istenen zaten A'nın kaç santim oldu? Verilenlere göre çözümümüze bir bakalım. İlk olarak şunu biliyoruz. Bu bitki arkadaşlar, bu normal zamanı, bu da rüzgarlı zamanı. Ama ne olursa olsun bitkinin boyu değişiyor mu? Hayır, değişmiyor. Yani burada OA ile OD birbirine eşit olmakta. O zaman ben ne diyeceğim? OC'nin uzunluğuyla 2'yi toplarsam, yani OD uzaklığını gösterirsem A artı 3 kadar olmak zorundadır diyeceğim. OD neye eşit? OC ile 2'nin toplamına eşit. Aynı burada olduğu gibi. Peki onlar neye eşit arkadaşlar? A artı 3'e eşit. Burada yapmamızın amacı OC'yi A cinsinden yazabilmek. Yazalım. Ne yapacağız? 2'yi bu tarafa atacağız. Eksi 2 olarak geçecek. A artı 3 eksi 2. OC neye eşit olacak? A artı 1'e eşit olacak. Geliyorum OC yerine A artı 1 yazıyorum. A'yı bulmak için her iki tarafı da A cinsinden yazmış olduk. Bu şekilde ben artık Pisagor bağıntısından A'yı bulma şansına sahibim. Ne yapacağız arkadaşlar? A artı 1'in karesi eşittir diyeceğiz. 7'nin karesi artı A'nın karesidir diyeceğiz. Parantez kareyi açalım. A kare artı 49 eşittir birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Yani 2A. A kare eşitliğin iki tarafında da A kare bulunmakta. 2A kare de birbirini götürür. 49 eşittir 1 artı 2A şeklinde kalır. Bu 1'i
Bu tarafa atarsam eksi 1 olarak geçer. 49 eksi 1 olur. Eşittir 2A tek başına kaldı 2A. 49 eksi 1 48 eşittir 2A'dan A eşittir 24 olur. Ki bize de A sorulduğundan dolayı cevabımız 24 birimdir. Bir sonraki sorumuz yine özel üçgenler konusuyla alakalı bir soru. Evet, A, B, C, B, E, F, D, F, C birer eşkenar üçgen. A, B, C, B, E, F, D, F, C. Bu üç tane üçgen birer eşkenar üçgen. Bütün kenarları birbirine eşit. Yukarıdaki şekilde A, C 14 santim. A, C 14 santim. Olduğuna göre A, D, E, F'nin çevresi kaç santimdir? Şu dörtgenin çevresi sorulmakta. Bana AC uzunluğu yani şu uzunluk 14 santim olarak verilmiş ama eşkenar dörtgen olduğundan dolayı üçgenimiz AC'de, AB'de, BC'de 14 santimdir zaten. Bu bilgiler ışığında sorumuzun cevabına bir bakalım. İlk olarak küçük olan noktaya x verelim. Sonuçta bizim bulmamız gereken uzunluklar şunlar. Şuna x diyorum arkadaşlar. O zaman şurası ne olacaktır? 14 eksi x olacaktır. Bu da ikisi de eşkenar dört üçgen olduğuna göre bunlar her x x bunlar ise 14 eksi x ve 14 eksi x olmaktadır. Şuranın tamamı da 14 müydü? Evet 14'tü. Burası x ise burası da 14 eksi x olacak. Burası da x olacaktır. Evet gördüğünüz gibi bir paralel kenarımız var arkadaşlar burada. Ve paralel kenarda iki karşılıklı kenarlar birbirine eşit olarak çıktı. Bizden çevre istenmekteydi. Çevre için birbirini toplayacağız arkadaşlar bu dördünde. Ne yapacağız? 14 eksi x artı x'i toplayıp 2 ile çarpacağız. Ki buradaki gibi. 2 çarpı x artı 14 eksi x yaptım. Şu parantezi kaldırırsam eğer x artı 14 eksi x, x'ler birbirini götürür. Ki 2 çarpı 14 kalır sadece. Çevrede 2 kere 14, 28 yapacaktır. Cevabımız 28. Bu sorudan sonra diğer bir sorumuz. Üçgende alan konusuyla alakalı bir soru. Sözel bir soru. Alanı 8 kök 3 santimetre kare, iç açıların ölçüleri 30, 60 ve 90 olan üçgenin çevresi kaç santimdir? Evet, alanı 8 kök 3 olan 30, 60, 90 üçgeninin çevresi sorulmakta. Sorumuzun cevabına bir bakalım. Soruyu yapabilmek için bir görsellik katalım. Yani üçgenimizi çizelim arkadaşlar. İşte bu 30-60-90 üçgeni. Alanı 8 kök 3 olan üçgenimiz. En küçük kenar 30 derecenin karşısındaki kenar. Biz buna x diyelim. Şimdi 30'un karşısında x varsa 60'ın karşısında x kök 3 olur ki hipotenüsün karşısında da hipotenüs de 30'un karşısındakinin 2 katı olduğundan dolayı 2x olacaktır. Şimdi alanı nasıl hesaplıyordum ben? Hipotenüse çok gerek yok. Alanı hesaplamamak için iki tane dik kenar yeterli. İki dik kenarı çarpıp ikiye böleceğim. Aynı şurada olduğu gibi. X çarpı x küp, x çarpı x küp bölü 1 bölü 2. Yani ikiye böldük. Bu da neye eşit olacak arkadaşlar? 8 kök 3'e eşit olacak. Çünkü alanımız bu. İşte buradan sorunun çözümüne gideceğiz. Kök 3'ler bir defa birbirini götürür. Ne kaldı? 8 x çarpı x çarpı 1 bölü 2 kaldı. Şimdi x kere x zaten x kare yapar. 8 çarpı 2 yaparsak, burada bölüm olduğu için buraya geçtiğinde çarpım olarak geçer. 8 kere 2 16 eşittir x kare. 16 neyin karesidir arkadaşlar? 4'ün karesidir. Demek ki x de 4'müş. Ama bizden x mi isteniyor? Hayır. Bizden üçgenin çevresi isteniyor. Bu durumda bizim kenarlarımız 4, 4 kök 3 ve 8 olmaktadır. Aynı buradaki gibi 4 ve 2 çarpı 4 artı 4 kök 3 olmakta. Bunların hepsini birle toplarsak 4, 8, 12 artı 4 kök 3 olacaktır. Çevre şu an bu. 12 artı 4 kök 3. Ama genelde sorularda unutmayın en sade halini isterler ki bunların en büyük çarpanı 4. 4 parantezinde yazarsam eğer 12'yi 4'e bölün 3, 4 kök 3'ü 4'e bölün kök 3 kalır. Yani sorumuzun cevabı en sade haliyle 4 parantezinde 3 artı kök 3 olmaktadır. Bir sonraki sorumuza geçebiliriz.
Yine üçgende alanla alakalı bir soru. ABC bir eşkenar üçgen. DBC ikizkenar dik üçgen. DB eşit DC'ye, BC de x santimmiş. Yani arkadaşlar şu büyük olan üçgen eşkenar üçgen, küçük olan üçgen ikizkenar, şunlar eşit. Bir dik üçgen ayrıca ve şu x birim olarak verilmiş. Taralı bölgenin alanı, yani şu bölge 4 parantezinde kök 3 eksi 1 santimetre kare olduğuna göre x kaç santimdir? Evet, şurayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. 4 parantezinde kök 3 eksi 1 santimetre karedir alanı. Devam edelim, cevabımıza bakalım. Şimdi arkadaşlar açılarını göstermek gerekirse biliyorsunuz her tarafı 60 derece ve şunlar ise 45 derece. Aynı burada göründüğü gibi. Burası x ise AB de x, AC de x'tir. Eşkenar üçgen olduğundan dolayı. 45-90 üçgenin özelliği arkadaşlar, dik kenar hipotenüsün kök 2'de biridir. Veyahut da hipotenüs dik kenarların kök 2 katıdır diyoruz. Yani şurası ve şurası A birim ise burası A kök 2 olur. Ama tabii biz tersten gideceğiz şimdi. Burası x verilmişse burayı bulmak için x'i kök 2'ye bölmem lazım. Ki x'i kök 2'ye bölmek demek, herhangi bir sayıyı kök 2'ye bölmek demek, o sayıyı 2'ye bölüp kök 2 ile çarpmak demektir. Yapalım. X'i kök 2 ile çarpıp 2'ye bölelim ve dik kenarları bulalım. Dik kenarlar x kök 2 bölü 2 birim olmaktadır. Şimdi bana taralı bölgenin alanı olarak 4 parantezinde kök 3 eksi 1 santimetre kare olarak bir sayı söylendi. Bunu nasıl bulduk biz? Şimdi buna gelelim. Taralı bölgeyi ben uzatmamak için, hani A, B, D, C dememek için kısaca TA, yani taralı alan diyeceğim. Taralı bölgenin alanı arkadaşlar ABC, yani şu büyük üçgenin alanından şu küçük üçgenin alanı çıkartılarak bulunur. Ve bize kaç verildi bu? 4 parantezinde kök 3 eksi 1 santimetre kare olarak verildi. ABC üçgeni, şu eşkenar üçgenin alanı nasıl buluyoruz? Bir kenarı x olan eşkenar üçgenin alanı arkadaşlar eşit olan kenarının karesinin kök 3 bölü 4 katıdır. Yani bir kenarı x ise x kare kök 3 bölü 4 olacaktır. Eşkenar üçgenimizin alanı. Peki ikizkenar dik üçgenimizin alanı ne olacaktır? Elbette ki normal dik üçgen alanı gibi iki tane dik kenarı çarpıp 2'ye böleceğiz. Dik kenarlarımızın her biri x kök 2 bölü 2 birim olduğuna göre bunun karesini alırsam ikisini birbiriyle çarpmış olurum ki aynı burada olduğu gibi. İkisini birbiriyle çarpmak yetiyor mu? Hayır, yetmiyor. Bir de 2'ye bölmeniz gerekiyor üçgenlerde. Aynı burada olduğu gibi. İşlemimizi yapalım. X kare kök 3 bölü 4 aynı x kare kök 3 bölü 4 gibi gelecek arkadaşlar. Ve burada ise parantez içini açıyoruz ve x'in karesi x kare kök 2'nin karesi 2, bölümdeki 2'nin karesi ise 4 çarpı 1 bölü 2 dedik. Burada sadeleştirme varsa sadeleştirelim bakalım, yok. Burada var, ikisi bölüm halinde 2 ile 2 birbirini götürecektir. Burada ne kaldı? X kare kök 3, burada ise x kare kaldı. Paydalar ise artık eşit. 4. Ortada payda da yazabiliriz artık. Ben burayı aşağıya alırken arkadaşlar x kare parantezini alacağım. X kare kök 3'ü x kareye bölerseniz sadece kök 3 kalır. X kareye bölerseniz 1 kalır. X kare parantezinde kök 3 eksi 1 oldu. Üst taraf. Alt tarafta ortak payda da 4 oldu. Bu bana neyi verdi arkadaşlar? Taralı bölgenin alanı verdi. Yani şurayı verdi. Buranın alanı neydi sayısal olarak? 4 parantezinde kök 3 eksi 1'di. Yani bura 4 parantezinde kök 3 eksi 1'e eşit olmak zorunda. İşlemimizi artık yapabiliriz. 4 ile 4'ü çarpacağız. Bunu yapmadan önce kök 3 eksi 1, burada da kök 3 eksi 1 eşitliğin iki tarafında ve çarpım durumunda olduğundan dolayı ikisi birbirini götürecektir. Ve x kare burada kalacak. 4 çarpı 4 16 şeklinde olacak. 16 neyin karesidir arkadaşlar? 4'ün karesidir ki x 4 olarak bulunur. Cevabımız 4'tür diyoruz.